iyi günler, çok değerli ve sevgili dostlar. Bugün sizlerle ne yiyeceğiz? Bu aklıma takıldı ya, çok pis oldu. Yani normalde bugün sizlerle ne inceleyeceğiz diyorum ya. Hep aklıma takılan o kısım beni sinir ediyor. Uzun zamandır çekmek istediğim bir video, çünkü bayağı zaman oldu. Sırf bunun için hatta bu klavyeyi saklıyordum. Hani videoda çıkmasın diye. Bu arada odayla ilgili bir şey sormayın. Onun videosunu zaten ayrı çekeceğim. Ne nereden alındı? En ucuz şekilde en güzel şeyi yapmaya çalıştık. Klavyemizi de modifiye ettik. Şimdi ona geçelim isterseniz. Evet dostlar, kanalıma hoş geldin. Bu ne saçma? Bu video nasıl olacak biliyor musun? Ya çok dikkat çekecek ya hiç çekmeyecek. Ama şunu gördüm. Ben bu klavyeyi hacı. Bak klavye bak, tam da şeyde kalmış ha. Ulan görüyor musun? Haydo. Bak bunu hiç hesap etmemiştim ha. Görüyor musun sen? Şöyle gözüküyordur inşallah. Gözükme anlamında sıkıntı olacaktır. Işıklarda mışıklarda ben bunu yine size göstermeye çalışacağım. Şöyle bir efen kombinasyonu yaparsak belki. Güzel bir şeyler olur. Sizin de dikkatinizi çekerim. Şimdi sevgili dostlar, şöyle bir durum var. Bu ürünü tanıtmıştım zaten. Hatırlarsanız bazı arkadaşlar videolarımızı izle. Oo, 4 ay olmuş. Daha da küçük RGB gerçek mekanik klavye diye ilk Türkiye'de tanıtımını biz yapmışız. 3 aydır ben bu ürünü yaptım. Niye kapattım? Neyse. Bakın, her klavye için olmaz. Bunu ilk baştan söyleyeyim. Modifiyeli klavyeler ileride belki hayatımıza girebilir. Yeni yeni ürünler geliyor. Ben de takip ediyorum. Ama bunu ben kendim yaptım. Hani el işçiliği. Üzerinde de zaten elinizi gezdirirseniz anlarsınız. El işçiliği olan şeyler tam düzgün olmaz ya. Biraz öyle bir yapıya sahip. Zaten detaylarını göstereceğim. Bunu nasıl yaptım? Her tuş yüzeyi buna uygun değil. Onu baştan söyleyeyim. Zımparayla çıkarıyorsunuz aslında bunu. Onu nereden bileceğiz Ömer abi diyorsanız. Vallahi onu bilemezsiniz.
cidden bilemezsiniz. Başka ürünler denedim olur mu diye, olmadı. Bunu da zaten yabancılardan gördüm, genelde böyle şeyler yapıyorlar. Yabancılar tabii çok daha farklı şeyler yapıyorlar. En son bir fuar vardı, GameX olması lazım. GIST değil, GIST geliyor. GameX'te götürdüm, hani dedim belki ilgi çeker, farklı bir şey falan. Neyse götürdüm bir firmanın standına, öylesine koydum, bakayım dedim ne olacak. Abi hiç mi kimsenin dikkatini çekmez? En çok insanın geldiği standta neredeyse, ama hiç kimsenin dikkatini çekmedi. Bu biraz beni üzdü şu açıdan, hani yaptım önem vermiyorlar falan değil. Abi Türkiye'deki çocuklar veya insanlar kim olursa olsun, abi siz neye önem? Cidden ben merak ettim orada. Samimi söylüyorum, ben olsam direkt bunu sorardım. Nerede satılıyor falan, kaç para diye sorardım bir. Neyse çok uzattım. Şimdi bu bir kere zımpara makinesi. Şöyle bir makine. Bunun içinde bir sürü alet var. Bunu siz Perpa'dan mesela aldım. İnternetten de alabilirsiniz. Bu cihazın tabii içinde bir sürü şey var. Zımpara aleti falan filan. Bunun ismi ne biliyor musunuz? Bunu ben araştırarak buldum. Yoksa Türkiye'de merak etmeyin, bunun da ismini bilen çok yok. Vallahi bak, küçük zımpara makinesi yazdım. Harbiden de ismi küçük zımpara makinesiymiş. Fiyatı yaklaşık 150'ye falan almıştım ya da 180'e falan, ama o fiyata da bulamazsınız bence. Daha pahalıdır normalde. 180-300 arasına alırsınız o ürünü. Şu 10 liraya al buradan, hani zımpara göz veya işçi gözü neyse artık. Bunu kesinlikle almanız gerekiyor, yoksa gözünüz pert olur. Ben denedim. Yani bir tuşu yapmak için bile gözünü kaybedebilirsin, o derece. Hani ben güneş gözlüğüyle yaptım. O ara yoktu. Sonrasından bunu aldım. Bu bayağı garip bir şey ya. Böyle bakayım. Acaba gözlerim gözüküyor mu lan? Şunları alırsınız. Bunlar 2-3 lira ama tabii daha büyük. Ben bunu 4'e mi 5'e mi 6'ya mı kaça 8'e mi kestim hiç bilmiyorum. Her yüzeyi kazımak tabii zaman alıyor. Yani bunu yapmak bir gününüzü alır. Sabahtan akşama kadar sürer. Onu yavaş yavaş kazımanız lazım, tuş yüzeylerini. Bu ürünün yazılımı çok kötü maalesef. Yazılımdan ben buna bir şey atamıştım bir ara. Bakayım o var mı? Bunun yazılımı o kadar berbat ki indirilenlerden açmanız lazım. Mesela custom. Burada benim dizayn ettiğim bir tasarım var. CS'ye göre tasarladığım. Tabii dediğim gibi ışıklardan çok gözükmüyordur. Yön tuşlarını kapattım, ışıklarını. 1'den 9'a kadar olan rakamları boyadım. Y ile U yazı yazma olduğu için onları siyah rengi yaptım. K tuşunu yeşil. Diğer renklerini de bizim rengimiz yaptık. Şöyle bir şey var. Mesela bunlara verdiğiniz renkler bizim rengimiz ne? Şu yeşil değil. Lime bizim rengimiz normalde. Ama böyle de gözükmüyor yani. Çünkü gerçekten bu ışıkları verdiğinizde plastikten yansıdığında, mesela düşünsenize bu çok garip bir renk. Halbuki bizim rengimiz o değil. Özel rengimize girerseniz YouTube'daki sayfamıza. Böyle bir tasarım yaptım. Hani ESC ile Enter'ı kırmızı, diğerleri beyaz. Kendime göre tasarladım. Öylesine bir mod. Hani sadece siz de böyle bir şeyler yapabilirsiniz demek için. Bunu yaparken tabii yanınızda bir yardımcı olursa, çünkü içini dışını deterjanlı suyla falan temizlemeniz gerekiyor. Çünkü üzerinde bir sürü tortu birikiyor. O tortuları zımparayla almanız lazım. Küçük zımpara makinesinin ucuna aletin taktığınızda yavaş yavaş üzerini kazımaya başlıyorsunuz. Daha çok modifiye edilebilir. Farklı şeyler yapılabilir. Ben bunu ne için kullanacağım? Zaten bakmadan yazan insanlar veya oyuncular genelde zaten sıkıntı çekmeyecektir. Herkesin ilk geldiğinde sorduğu soru şu: sen bunda nasıl yazı yazıyorsun peki? Ya bu artık çok zor bir şey değil ki. Olmadı. Bir harfi yanlış yazdın, silme tuşu belirgin bir yerde zaten. Bu evdeyken maalesef bilgisayarın bir misafir, akraba veya evdekiler kullanırken ne olacağını tahmin edebiliyorsunuz. Ömer! Klavye bulonlara, mouse'ların kendileri takıyorlar, hani DPI'ni değiştir, halbuki şu tuşa bassalar değiştirecekler falan. Evde yoksun, misafir evde. Ömer şifreyi yolla, yolluyorsun, giremiyor, nokta nerede falan. Şifreyi söylüyor, noktayı söyledim. Geri kalan 8-9 taneyi bilirsiniz artık. Yani o kadar ipucu verdim. Ben buraya bir klavye alacağım bir kere. Bunu kullanmayacağım. Bu ne diyorlar, hani Twitch veya yayıncıların kullandığı Stream Duck mı ne? Öyle bir şey var ya, hani üzerinde tuşlar var, sen basıyorsun. Üzerinde atıyorum 16 tane, 12 tane tuş var ama 1000 liranın üzerine çıkanları da var falan filan. Gereksiz, saçma sapan bir fiyat olduğunu düşünüyorum. Tabii ki yayıncı olsam veya iyi bir para kazansam alırım onu, kullanırım burada, hani maksat şekil olsun, güzel olsun diye, ama şu an vermenin gerekli olduğunu düşünmüyorum. Ha, böyle bir şey yaptım. Ne olur bunu Stream Duck gibi kullanabilirim. Tabii ki üzerinde logo mogo olmaz ama ışık, mesela rengine göre şey atarım. Facebook'un rengini buraya atarım. Bu da bir kısa yol. Stream Duck olarak da kullanılabilir. Hani sonuçta küçük bir şey ve şekilli bir şey de olacak. Burada durması falan da gayet güzel gözükür. Çünkü ben bunu hep bir yere koymak istiyorum. Hep bir yerde çalışsın, bir yerde dursun istiyorum. Dediğim gibi bu kalan kısımların hepsini ben anlatacağım. Bu arada bu bir deneme videosu aslında. Ben burada şu an mesela saçımı yıkamadan geldim veya sakal yok ama tıraş olmadım, dişlerimi fırçalamadım falan.
falan pissim. Yani bir bakacağım, hani buraları temizlemedim. Odayı değiştirdim, görüntü nasıl olacak? Bu ışık nasıl gözüküyor? Neon ışığı veya ses yalıtım süngerleri koyduk. Ses değişmiştir büyük ihtimal. Yani ses değişti, bunu ben kendim anlıyorum ama videoya da yansıyacak mı onu bilmiyorum. Şunlar oldu. Çok kazı yaparken bazılarının tuş yüzeylerini delmişim hafiften. Onlar sıkıntı. Alttaki parça çıkıyor. Bunu boyayabilirdik. Altındaki yazıyı çıkardım. Böyle plastik bir şeyi çıkarmak isterseniz direkt çekmeyin. Orada yapışır kalır. Fönle bir soğutun ilk başta, fön makinesi. Pardon, ısıtın. Isıtıcınız yoksa. Telefon kaplamalarınızı falan da onunla yapabilirsiniz. Fön makinesiyle. Onu da söyleyeyim. Güya bak, ben yeşil sipariş etmiştim. Düşün, bu yeşilmiş. Bazen siparişlerde beyinsiz insanlar maalesef rol alıyor. 3 ay önce bunu çeksem anlatmak istediğim 1 milyon tane şey olur da şu an hiçbiri aklıma gelmiyor. O yüzden özür dilerim. Siz sorarsanız ben cevaplarım. Tuş yüzeyi uygun olan bir şey bulabilecek misiniz? James Tankey'i denedim. 619 vardı. Hani o da 87 tuşluydu. Bizim para makinesini bastırıyorsun, bastırıyorsun, gitmiyor. Bildiğin kazınmadı. Sıfır gibi hali. Hani tuş yüzeyini 50'yim bakayım, oradan da anlaşılmaz. Denemen lazım. Lan ben bayağı konuşmuşum lan. Ses kaydını buradan almıyorum, onu denemedim. Ses kaydımızı yine buradan alıyoruz. Buna da bir çözüm getirmek lazım. İkisini ayrı yerden al, sonra birleştirin, bir mantığı yok. Kendimize iyi bakalım dostlar. Kanalımıza abone olalım. Olalım. İsteyen olsun, isteyen olmasın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizi seviyorum. Bay bay.